Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz operatör doktor Güvenç Karlıkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar. Ben operatör doktor Güvenç Karlıkaya. 1991 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. 97 yılında da Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak mezun oldum. Ondan sonra şöyle bir 4 senelik bir Amerika maceram var diyelim. Oraya yerleşmeye gittik ama daha sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Orada genellikle bu infertilite ve yumurtalıklarla ilgili research çalışmaları yaptım. Ve son olarak da orada insanda dondurulmuş yumurta dokusu transferini dünyada ilk başaran ekip içerisindeydim. Ne güzel. Kaç senesindeydin? 2000 yılında. Çok güzel. Yani tüp bebek alanındaki en önemli 20 olay arasında seçilmiştir. Ne güzel. Diyebilirim. Büyük bir avantaj değil mi kadınlara gerçekten? Evet, bu işte üreme fonksiyonlarını kaybetme riski olan hastalarda çok önemli bir çığır açtı. Evet. Öyle bir kaç sene durabiliyor o şekilde? Yani teorik olarak bu çok uzun süreler durabilir. Bunun bir sınırı yok, bilinen bir sınırı yok. Ama bir takım tabii yasal regülasyonlar var. Onlara bağlıyız. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra da klinik olarak işte infertilite, kısırlık ve tüp bebek tedavileri üzerine çalışmaya başladım. Harika. Son 11 yıldır da Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi'nde çalışıyorum. Halen devam ediyorum. Çok sevgiler. Harika bir kariyer hem mesleki hem eğitim açısından. Çok teşekkür ederim. İnfertilite nedir acaba, tanımlar mısınız? İnfertilite halk arasında kısırlık, çocuk sahibi olmaya çalışan çiftler bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamıyorlarsa burada bir infertilite, kısırlık problemi olduğundan bahsedebiliriz. Kabaca tanımlaması budur. Evet. Ama yaş çok önemli, kadın yaşı çok önemli bir faktör olduğundan genellikle 35 yaşından sonra bu süre 6 ay olarak kabul edilir. Evet. Ne kadar sıklıkla görülür acaba? Genel olarak baktığımızda işte bir sene olarak düşünürsek tanımlama için gereken zamanı, bir yıl içerisinde isteyen çiftlerin %85'i gebe kalıyor aslında. İşte bu kalan %15 çift infertilite popülasyonu olarak değerlendiriliyor. Yani. %15. Evet. Peki sebepleri ne olabilir bunun? Tabii çok çeşitli sebepleri var ama işte kabaca kadına ait sebepler ve erkeğe ait sebepler var. Bazen bir arada görülebiliyor bunların. Evet. İkisi birden aynı çiftte görülebiliyor. Kadındaki nedenler genellikle, yani ana başlıklarda toparlayacak olursak, işte yumurta lazım bize tabii bir gebelik için. Yumurtlama problemleri. Ondan sonra işte yumurta ile spermin birleşmesi için rahim ve kanalların, yani tüplerin açık olması gerekli. Tüplere bağlı nedenler, karın içi yapışıklıkları oluşturan nedenler. Evet. Genellikle kadındaki nedenler bunlar. Erkekte ise sperm problemleri, sperm hareketliliğinde, yapısında problemler veya sayısındaki problemler nedeniyle görülüyor. Bunun dışında tabii immünolojik nedenler, yani savunma mekanizmalarımıza bağlı nedenler olabilir. Evet. Bir de işte %15 bilmediğimiz sebepler var vallahi. Olabiliyor. Her şey normal gözüküyor ama çocuk sahibi olamıyorlar. Evet. Peki tedavi yaklaşımları nelerdir? Genellikle çok çeşitli tedavi yaklaşımlarımız var tabii ki. Bu olgudan olguya değişiyor. Ama tedavi yaklaşımlarına karar verirken tabii ki sebepler çok önemli. Neden gebe kalmadığı çok önemli. Ama bunun ötesinde de yaş, evlilik süresi çok önemli faktörler. Bazen adım adım ilerlerken, yani en basit tedavilerden en komplike, sofistike tedavilere giderken bazı durumlarda hepsini bypass edip en yüksek teknoloji tedavilere, yani tüp bebek tedavilerine geçebiliyoruz.
Hep üstüne basarak söylemek istediğim kadın yaşının önemli olduğundan kadın yaşı baz alınarak tedavilere geçiliyor. Yani hastalarımıza ya rahat olun, biraz daha kendiniz deneyin bile bir tedavi yöntemidir. Bazen çok stres yapıyor özellikle tabii, genç ve yeni evli doğru. çiftler. Ve onlar da biraz daha rahat olmalarını, düzenli ilişki nasıl yapılır, zamanlanmış ilişki nasıl yapılır? Bu bir tedavi yöntemi olabilir. Ondan sonra tedaviler ve yumurtlamalar sağlanabilir. Aşılama dediğimiz işte spermin hazırlanarak rahim içine verilmesi bir tedavi yöntemidir. Buraya kadar olanların hepsi aslında normal gebelik mekanizmasıyla aynı olan sistemlerdir. Bundan sonra da tüp bebek tedavileri gelir ki bu tamamen ayrı. Yani bütün vücut, kadının vücudunun içinde olan döllenme, embriyo gelişimi hepsi laboratuvar ortamında yapılır. Ve bunun aşamaları vardır. Bu şekilde özetleyebilirim kısaca. Evet, bazen haberlerde görüyoruz 65 yaşında bir kadın çocuk sahibi oldu deniyor. Bu da enteresan. Enteresan. Bu aslında fizyolojik olarak çok mümkün olan bir şey değil. Tabii ki mucize her zaman vardır. Ama o gördüğünüz haberler genellikle donasyon dediğimiz yani başka bir kadının yumurtası donör buluyor. Yapılan şeylerdir. Ülkemizde yasak. Bunlar yasak. Uygulanmıyor. Evet yani sperm veya yumurta. Yumurta ikisi de yani bir kadın 65 yaşında bir kadına yerleştiriliyor herhalde. Yerleştiriliyor. Yani rahim ve rahim yani gebeliği tutan ve büyüten organ aslında çok yaşanmıyor yani gerekli hormonlarla farklı bir reaksiyon vermiyor. Ama burada önemli olan üreme hücreleri, yumurta yani. Evet. Peki tedavide başarıyı etkileyen faktörler neler acaba? Evet, yani biraz önce de belirtmeye çalıştım. En önemli faktör kadın yaşıdır. Ve buna bağlı olarak yumurtalıklardır. Doğa kendini 20 ve 35 yaşları arasına aslında kadın yaşının en ideal gebelik yaşları 20-35 yaşları arasındadır. Ama bu çok ileri gitti artık değil mi? Yani. Tabii. Ama o ideal. Şöyle söyleyeyim yani doğa değişmedi aslında. Bu böyle, bu sabit aslında. Ama pratikte biraz değişti. Hayat şartları sosyal, değil mi? Hayat şartları okuyacağım işte şey yapacağım. Dolayısıyla ileri itildi. Onun için de bu tür problemlerle daha sık karşılaşıyoruz. Doğru. Kadın yaşı ve yumurtalıkları önemli. Yumurtalar çünkü böyle sonsuz bir kaynak değil. Yani sperm erkekte sonsuz diyebileceğimiz bir kaynak. Yani 3 ayda bir yapılıyor ama kadında öyle değil. Onun için belli bir süreden sonra azalıp bitmeye başlıyor. Bir adet var mı mesela yumurta için? Yani şu kadar minimum olmalı diye böyle bir sayı Şimdi var mı? Şimdi şöyle, bu yumurtalar aslında anne karnında yapılıyor ve orada bitiyor. Bir daha yapılmıyor yani. Doğumda yaklaşık 2 milyon civarı yumurta var. İlk adet görmeye başladığı zaman genç bir kız çocuğu 300 bin 400 bine iniyor bu rakam. Ve işte ortalama Türkiye 48 yaş menopoz, batıda biraz daha 50-52 gibi. Buralarda binlerin altına iniyor artık. Yani binlerin altına indiği zaman artık yumurta ve yumurtlamadan çok söz edemiyoruz. Menopoz. Evet. Peki tüp bebek tedavisi nasıl yapılıyor yani prensipte nasıl bir yöntem bu? Tüp bebek tedavisi aslında normalde yani gebelik nasıl oluşuyor? İşte bir yumurta büyüyor, olgunlaşıyor. Olgunlaşan bir yumurta bir sperm tarafından dölleniyor ve gelişen embriyo rahim duvarına tutunup gebelik oluşturuyor. Şimdi tüp bebek tedavisinde biz yumurta değil de yumurtalar olgunlaştırmak istiyoruz. İşte o rezerv dediğimiz şey o. Yani genç yaşlarda ilaç veriyorsunuz. 20 tane yumurta olgunlaştırıyorsunuz. Daha ileri yaşlarda azalıyor bu sayı. Yani birden fazla, yani normalde olmayacak şekilde birden fazla yumurtayı olgunlaştırıyorsunuz.
Bu yumurtaları böyle hafif bir anestezi altında iğne yardımıyla biz ultrasonla onu takip ederek yumurtaları topluyoruz. Hastamızın biraz çekindiği bir aşama bu ama aslında uyuyorlar ve yani ben diş çektirmekten daha çok korkarım aslında mesela yani. Ağrısız bir işlemdir. Yumurtalar toplandıktan sonra laboratuvar ortamında eşinin spermleri tarafından çeşitli yöntemlerle dölleniyor. Genellikle de yaptığımız yani bir yumurtayı alıp bir spermi içerisine enjekte etmek. Mikro enjeksiyon, ICSI diye tabir edilen sistem. Bu şekilde döllendikten sonra oluşan embriyo hazırlanmış rahim içerisine transfer ediliyor. Evet. Tüp bebek ilaçlarının yan etkisi var mı? Hastalarımızın çok sorduğu ve hani çekindiği şeylerden birisi gerçekten. Bunlar birer hormon ilacı. Tabii hormon ilacı deyince aklımıza hep böyle kötü şeyler geliyor. Yani hormonlu gıdalar vesaire ama şunu söylemeliyim. Bu hormonlar dışarıdan vücudumuzda olmayan hormonlar değil. Ürememizi sağlayan kendi ürettiğimiz hormonlar. Sadece bunların laboratuvar ortamında üretili ilaç olarak üretilenleri. Dolayısıyla böyle vücudumuza yabancı, vücudumuzda olmayan hormonlar değiller. Bunların kısa süreli etkileri tabii ki normal bir yumurtlamadan farklı oluyor. Biraz önce de söyledim işte bir yumurtlarken biz 20 yumurta yumurtlamasını istiyoruz ki şansımızı arttıralım diye. Bunların kısa süreli hastaya verdiği geçici rahatsızlıklar oluyor. Şişkinlikler, hafifçe su toplama vücutta, biraz ağrılar olabiliyor. Ama bununla sınırlı aslında. Çok ciddi yan etkileri olan ilaçlar değil. Asıl hastalarımız yani ilerleyen dönemlerinde bunların kanser vesaire yol açmalarından korkarlar. Bununla ilgili çok büyük çalışmalar yapıldı. Onlarca yıl süren çalışmalar yapıldı. Gerçekte herhangi bir kanser türünü tetiklediği veya arttırdığına dair bir bilgimiz yok. Onun için oldukça güvenilir ilaçlardır. Doğru kullanıldıkları sürece tabii ki. Çok güzel. Tüp bebek başarısını arttıran operasyonlar nelerdir? Şimdi tabii gebeliğe engel olan faktörler çok çeşitli. Bunlar içerisinde kadının işte tüplerine bağlı, karın içerisindeki yapışıklıklara bağlı veya miyom dediğimiz kadınlarda çok sık görülen iyi huylu tümörler diyelim, rahimin iyi huylu tümörleri gebeliğe engel olabilirler. Dolayısıyla herhangi bir tedavi, bu bir tüp bebek tedavisi olabilir veya başka bir şey olabilir. Bundan önce bu asıl faktörün ortadan kaldırılması gerekir. Bunlar arasında en sık gördüğümüz iki neden miyomlar ve tüplerin kapalı olmasıdır. Şimdi tüp bebek tedavisinde bizim tüplere ihtiyacımız yok. Bütün tüplerde olan işi biz laboratuvarda yapıyoruz aslında. Ama tüpler herhangi bir şekilde kapalıysa, buna enfeksiyonlar neden olabilir, işte geçirilmiş operasyonlar neden olabilir veya en sık endometriozis dediğimiz işte halk arasında çikolata kisti denilen bir takım problemler yol açabilir. Eğer tüpler kapandıysa bunların içerisinde sıvı birikiyor ve tüp şişiyor. Bu durumda hidrosalpenk diyoruz biz buna. Bu sıvı bir yere akamadığından, boşalamadığından rahim içerisine boşalıyor ve sizin embriyo transferi, tüp bebek yaptığınızda embriyo transferi yaptıktan sonra o embriyo alıyor götürüyor yani fiziki olarak. Evet. Dolayısıyla böyle bir durum varsa o tüplerin kapatılması veya çıkarılması veya hasara göre az hasarlıysa bunların açılmaya çalışılması gebelik oranlarınızı arttıracaktır. Aynı şekilde miyomlar dediğim gibi çok sık görülürler. 4 kadında bir görülürler. Çeşitli büyüklüklerde olabilirler. Ve gebeliğin oluşumunu veya gebeliğin devamını etkileyebilirler. Özellikle de rahim içerisine doğru endometrium dediğimiz bebeğin tutunduğu yere doğru olan büyümelerinde gebelik şansını azaltırlar. Bu tür miyomların yani rahim içerisine büyüyen miyomların çok basit operasyonlarla çıkarılıp rahimin düzeltilmesi, gebelik için hazır hale getirilmesi mümkündür. Evet. Son olarak erkek faktörüne bağlı kısırlık yaklaşımları hakkında bilgi rica edebilir miyiz? Şimdi erkeğe bağlı infertilite problemleri aslında çok göz ardı ediliyor. Son zamanlarda değişiyor bu tabii.
Ama ülkemizde ve her yerde aslında böyle. Yani böyle ilk önce bir kadın gözüküyor. Hep kadın problemi ön planda geliyor. Ama aslında baktığımızda %50-%50 yani yarı yarıya, yarıya yakın problem erkek kaynaklı oluyor. Ve biz erkekle ilgili problemlerde çok basit bir testimiz var. Semen analizi. Kadın çok komplike yani bütün hayatı birçok sebebi komplike. Olabiliyor. Birden fazla. Kadınlar her yerde komplike. Evet, evet. Erkekler çok basit. Bir tek erkekte sperm analizi yapıyoruz. Ve eğer burada bir problem görüyorsak işte sayısal, hareketlilik ve morfoloji. Tabii bunların sebepleri çok farklı olabilir. Ama genellikle özellikle tüp bebekten bahsediyorsak buradaki sayı ve hareketlilik ve seçebileceğiniz normal morfolojili sperm çok az bile olsa tüp bebek tedavilerinde çok başarılı tedavi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bazı erkeklerde verdiği örnekte hiç sperme rastlanmıyor. Yani azosperm, hiç sperm yok. Gebe kalması mümkün değil. Ama bu erkeklerin büyük bir kısmında aslında testislerde sperm yapılıyor az veya çok. Ama dışarıya çıkışta bir problem var. Ve bunlarda da bir takım cerrahi operasyonlarla TESE, TESA, aspirasyon yöntemiyle veya bir açık operasyon yöntemiyle sperm elde edilmesi ve bu ailelerin de çocuk sahibi olması tüp bebek yöntemiyle çok kolaylaşıyor. Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok önemli bilgiler paylaştınız. Bugünkü konuğumuz operatör doktor Güvenç Karlıkaya'ydı. Efendim katılımınız, paylaşımlarınız için tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.